Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nda 11. hafta 3. videosundayız. Paraya kenarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani paraya kenarın özelliklerini işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu dersimizde paraya kenarın özelliklerinden bahsedeceğiz ama her bir özelliği bahsederken ne yapacağız? Nereden geldiğini göstereceğiz. Özellikçi bir zihniyete karşıyız ama bazı özellikler var ki bilinmesi gerekiyor. Onları da Bilin diye de söyleyeceğim arkadaşlar. Ders içerisinde de söylüyoruz. Mesela birincisi bakalım neymiş? Paraya kenarda köşegenler birbirini ortalar. Arkadaşlar bunun nereden geldi zaten çok basit. Köşegenleri çizdiğin zaman Hocam A iken burası A, B iken burası B ya. Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O yüzden bunlar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Ya yani birbirini ortalıyor. Köşegenler eşit değil yalnız bak ortalıyor. Köşegenler birbirini ortalıyor. Genelde biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Çok da hoş bir şey bu. Köşegenlerin birbirini ortalaması. Özellikle kenar ortay ekstra bir eşitlik olduğunda ağırlık merkezi gibi şeyleri de kullanırken çok işimize yarıyor. Özel alan dağıtmada falan çok hoşlandığımız bir şey. O yüzden buna dikkat edin. Bu zaten akılda kalıyor. Bilseniz iyi olur. Bilmeseniz de kendiniz de çıkartırsınız. Gelelim ikinciye. İkincisi neymiş? Köşegenin bir köşegene E. Bakın E bölü 2 E bölü 2. Diğer köşegene de F, F bölü 2, F bölü 2 dersek eğer köşegenler ve kenarlar arasında böyle bir bağıntı varmış. Bunu bilmenize gerek yok. Ben yine gösteriyorum. Ezberlemek isteyen ezberleyebilir. Ama hocam bilmeden nasıl yapacağız diye soracak olursanız şimdi söyleriz. Arkadaşlar köşegenler E ve F kenarda A ve B iken köşegenlerin kareleri toplamı 2 tane A kare artı B kareye eşitmiş arkadaşlar. Yani 2 çarpı kenarların kareleri toplamına eşitmiş. Peki hocam nasıl bulacağım ben bunu? Mesela şöyle bir soru geldi. Şu köşegen verildi. Bu köşegen verildi. Hani kenar ortayda biz kenar ortay teoremini öğrenmeyin dedik ya. Yaparsınız dedik ya. Aynen burada da o zaten. Atıyorum burayı 6 dedi. Burayı 8 dedi. Burayı da atıyorum 12 dedi. Tamam mı? Şurayı 12 dedi. Hatta bunlar 6 6 mı oluyor arkadaşlar? Şu x soruldu mesela. Şu köşegen soruldu. Ya kardeşim şu üçgende kenar ortay teoreminden yaparsın. Hocam onu da bilmiyoruz. Ezberlemeyin demiştiniz. E o zaman şöyle yap kardeşim. Şuraya bir alfa de. Kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bul. Bir daha kosinüs teoremi yap küçük üçgende kosinüs alfayı bulduktan sonra kosinüs teoreminden de x'e ulaşırsın. Bunu soracaklarına böyle çok inanmıyorum arkadaşlar. O yüzden bence fazla bilgi bence gerek yok. Yani bilmediğin zaman da üstesinden gelebileceğim bir şey olduğu için hani bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ezberleme. Tamam. Evet gençler bunu bilmeye gerek yok. Ama bazılarınız biliyor. Hele hele bunu hiç bilmeyin arkadaşlar. Ya bu niye yazdınız hocam diyecek olursanız ya ben size üçgenle öğretiyorum olayı. Bir sürü özellik varken o özellikleri kullanmadan da çoğu şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Biz farkında değilsiniz ama bir tane soruyu bununla ilgili bir soruyu yaptık. Ama öncelikle şeyi göstereyim. Hatta aynı soru şurada da olması lazım. Bakın nerede? Şurada. Ha bakın şöyle bir soru var. Hatta bir tane de yaptığımız soruyu da beraber yapacağız şimdi. Gençler işte şurası. Bir köşegeni kesip geçen bir doğru varsa paraya kenar uzantısı da kesiyorsa... İşte köşekene kadar olan parçanın karesi şu. Bizim şey gibi. Ee, ne derler? Öklit gibi. X'in karesi A çarpı A artı B. X kareştir A çarpı A artı B. Bilmeyin kardeşim. Niye? Bak bilmemenizin sebebini. Aha. Bir önceki derste yaptığımız bir soruyu da göstereceğim. Bak gördün mü? İşte 6 4 X. Hadi şurada yapalım isterseniz. 6 4 X. O sorunun aynısını şuraya yazıyorum. Şöyle bir şey yapmışım. Bilerek o soruyu orada yazdım. 6, 4 ve x. Biz bunu nerede yaptık? Kelebek benzerliği ve temalarantta yaptık. Aynen sen bunu da burada bir kelebek benzerliği hatta bir daha kelebek benzerliği şöyle yapabilirsin. Ya da şuradaki temel da yine yapabilirsin. Kelebek ve temel orantı. Ya da şu kelebek şu kelebek ve bu temel da yapabilirsin. Sara kalmış. Şimdi burada da e, formülüze edecek olursak bir, bir önceki dersteki yaptığım şeydi. 6'nın karesi 4 çarpı tamamı. 6'nın karesi 4 çarpı 4 artı x'ten yapabilirsin bir de. Ee, buradan da x'i kaç bulursun arkadaşım? 5 bulursun. Ama gerek var mı? Gerçekten gerek yok. Ya şurayı yorma. Gerek yok. Tamam beni dinle. Benzerlikten yapacaksın zaten onu. Geldik buraya. En önemlilerinden biri. Bak bunu kural olarak ezberleme. Ezberleme. Yani sen bunu soru içerisinde nasıl kullanabilirsin onu bil. Ben şimdi demişim ki Bakın bir paralel kenarda E ve F ve bir köşegen çizildiğinde ve bir köşeden karşı kenara böyle ke kenar ortaylar çizildiğinde ya da köşegene bu köşeden ve karşısındaki köşeden kenar ortaylar çizildiğinde şu köşegeni 3 eşit parçaya ayırıyor. Bu da 3 eşit parçaya ayırıyor arkadaşlar. Şimdi bunu niye yazdım diye soracak olursanız bunu da arkadaşlar soru içerisinde ispatını kullanacağız o yüzden yazdım. Hocam üç eşit parçaya bölüyor. Bilmemize gerek var mı? Bence yine gerek yok. Çünkü kendin ispat yöntemiyle çok rahat bir şekilde yaparsın ama ispatı iyi anla. Şimdi arkadaşlar, paralel kenarda bir köşegen çizilmişse, e, köşegenler de birbirini ortalıyor ya. Oradan bak aklımızda bir, bir bir kenarda dursun o. Köşegenler birbirini ortalıyor. Bir köşegen var, köşegenler birbirini ortalıyor. Bir de paralel kenarda ekstra bir kenar ortaylık verilmişse büyük ihtimalle ağırlık merkeziyle uğraşırsın. Çünkü iki tane kenar ortaya karşınıza gelir. Karşınıza. İki tane kenar ortaya karşınıza çıkıyor. Bak ispatına bak şimdi. Hocam bir köşegen verilmiş. O zaman diğer köşegeni de ben çizecek olursam, hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit. Üstteki üçgene bakar mısın lütfen? Hocam şu üstteki üçgende A iki tane kenar ortayın kesim noktası oldu. Dolayısıyla burası ağırlık merkezi oldu. K iki burası ne oldu? 2K oldu. Hocam bu 3K iken bu da 3K. Kenar ortay kenar ortay oldu. Bu da ağırlık merkezi oldu. 3K'yı 1'e 2 şeklinde ayıracak. K'ya 2K şeklinde oldu. Bak 2K 2K 2K. Gerçekten de eşit işte oldu mu? Oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ya böyle uzunlukla alakalı bir şey gelir ya da alanla alakalı bir şey gelir. Mesela bunun alanı S e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar hatta kendi kafamda böyle ispatlayayım. 1 2 S, 2S, 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 S, 4S diye bir şey var arkadaşlar. Bak ispatıyla yaptım şu an kafamda. Biraz sonra bunun sorusu var beraber yaparız. Peki bunda da aynı şey ispatımı aynı. Hatta burada S, 3S, S, 2S, S, 3S, 2S şeklinde burası da paylaşıyor arkadaşlar. Böyle haberiniz olsun ama bunları böyle kuralcı bir zihin hem böyle e, ezberlemek zorunda olursunuz ama ben size ispatını öğretince bak burada hem uzunlukla ilgili ispatını yapıyorsunuz hem de alanla ilgili bir ezber yapmamış oluyorsunuz. Kitaplar bunları size kuralı olarak veriyor. Ama ben size nereden geldiğini öğreteceğim. Siz de aynı şekilde yapacaksınız ve çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Şahsen ben öğrenciyken ulan açıyordum kitabı. Bunlarla ilgili bir sürü yapı var. Ben bu kuralların hepsini ezberleyeceğim mi? Hadi ezberledim diyelim sınava girmeden önce. Ya iki gün sonra harbi unutuyordum ya. Gerek yok. Siz nereden geldiğine bakın. Bakın 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 bakın. Şimdi ne yapacağız yine? Arkadaşım köşegen verilmiş. Diğer köşegeni çizelim. Bu sefer alanla ilgili ispatını yapayım. Bak. Köşegen çizdiğimde hocam şunlar birbirine eşit. Aa hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran var. Bak yine ağırlık merkezi oldu burası. Kenar ortay kenar ortay. Yine uzunluk ispatını da yaptık aslında. Peki alanla ilgili ispatını yapacağım. Köşegeni çizdim. Hocam kenar ortay kenar ortay oldu. Ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi alan ilişkisi ne oluyordu? Hocam bütün ağırlık merkezi bütün kenar ortaylar çizildiğinde ben Ağırlık merkezi alan ilişkisini kullanıyordum. Alanları böyle dağıtabiliyordum. Bak A A A A A A oldu burası. Aynı şeyin laciverti değil mavis pardon. Hop şunu da şöyle yaparsam. Hocam burası 6 aysa burası da 6. A. Bu da ağırlık merkezinden geçtiği için 6 eşit parçaya ayırdı. Bak biraz önce benim size kafadan ispatlayarak söylediğim A 3 A 2 A A 3 A 2 A hikayesi geldi mi arkadaşlar? Geldi. İşte. ister uzunlukla ilgili bir bilgiye gelsin. isterse alanla ilgili bir bilgiye gelsin. Sen artık çok rahat bir şekilde buna ulaşabilirsin. Özellikle köşegen olduğunda ve ekstra bir yerde bir eşitlik olduğunda büyük ihtimalle diğer köşegende çizip ağırlık merkezini kullanacaksın kardeşim. Tamam? Geldik 5'e. Gençler, şimdi bunu sanki bilseniz çünkü ispatı böyle zor olanları bilmenizi de tavsiye ediyorum. Bu sınavda da çıktı arkadaşlar. Son 11 yıl içerisinde iki kere karşımıza sınavda çıktı ya böyle çıktı ya da böyle e, tam böyle B noktasından çizilen çıktı arkadaşlar. Yani o paralel tam B noktasından verildi arkadaşlar. Fark etmiyor. İsterse istediği yerde olsun. isterse şurada olsun. E, mantık şu. Paralel kenarda köşelerden e, paraleller çizildiği zaman dışarıdaki bir doğruya ya da herhangi bir doğruya. Dışarıdaki doğruya diyelim şu anda. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşittir. A'dan çizilenle C'den çizilen toplamı D'den çizilenle B'den çizilenin toplamına eşittir. Ya hocam bunu bilmesek çıkartabilir miyiz? Evet çıkartırsınız. Hatta adamların sınavda sorduğu soruyu benzerlikten daha doğrusu eşlikten rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu dikken de oluyor. Zaten bunların hepsinin aynı doğruya dik olması paralel de olduğu anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Dikken de oluyor. Normal paralellik verildiğinde de oluyor. Ama ben size yine de bunun ispatını yapayım. Arkadaşlar ne yapabilirim ben burada? Karşılıklı köşelerden şey çizilmiş. Ee, şu köşegeni çizsem bir de şu köşegeni çizsem. Köşegenler ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu. Hocam şu köşegenle şu köşegen birbirine eşit. Şu köşegenle şu köşegen birbirine eşit. Aa hocam şurada paralel doğrular var. Bak şu şu paralel doğru değil mi? O zaman bu paralel doğruları kullanayım. Şurada bir görmedik ama yamuk var değil mi arkadaşlar? Yamukta ne oluyordu arkadaşlar? Bakın yamuk var. E şunlar da birbirine eşit. Bir orta taban çizsek şuradan. Şu eşitliği kullanacak şekilde. Hocam buraya A desek buraya da bu uzunluğa B şu uzunluğa C buraya da D diyelim isterseniz. Hocam yamukta orta tabandan şu uzunluk neye eşit oldu? A artı D bölü 2'ye mi eşit oldu? Evet. A artı D bölü 2'ye eşit oldu. Aynı zamanda hocam şuradaki yamukta da bu da bir yamuk değil mi? Evet. Bu yamuğun alt tabanı B üst tabanı C. Bu da orta taban değil mi? Şöyle paralel çizmiştik çünkü. Bu da B artı C bölü 2'ye eşit değil mi aynı zamanda? B artı C bölü 2'ye eşit. Her ikisi de aynı doğruya eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Bak A artı D B artı C'ye eşit oldu. Evet ispatı biraz zor olduğundan sanki bilseniz iyi olur. Bir paraya kenar dışarıdaki bir doğruya çizildiği zaman karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit oluyor. Ki zaten bak bütün dörtgenler bittikten sonra hatta dikdörtgen kareden sonra ben size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani burada bilin dediğim özelliklerin hepsi birbirinin aynısı. E, o zaman söyleyeceğim mesela kareden sonra ya, ya da yamuktan sonra söyleyeceğim. Yamuktan sonra bak işte para kenarda şöyle bir özellik vardı. Bak şuradaki özelliğe benziyor. Hepsi birbirine hatırlatır derecede bir özellik olduğu için aklınızda kalacak. Bunu bence bilin arkadaşlar. Toparlayacak olursak şimdi hangilerini bilin dedim. Köşegenlerin birbirini ortalaması önemli. Temel yapılardan bilinecek. Bunu bilmeye gerek yok. Bunu bilmeye gerek yok. Şu bilmeye gerek yok. İspatı yöntemini anladınız zaten. İspat yöntemiyle işlem yapacaksınız. Bir de beşinciyi bileceksiniz. Bu kadar. Şahsen ben bu ikisini biliyorum sadece arkadaşlar. Başka da bir şey bilmiyorum. Geldik buraya. Dediğimiz gibi. A hocam bu köşegenli olduğu için e, böyle kesip geçtiği zaman ne oluyordu? Bunu formülden yapalım da. Bunun karesi bu çarpı tamamı. Dördün karesi eşittir. X çarpı X artı alttan gelecek arkadaşlar. 16 2 çarpı 8 16 olduğundan X'i kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Ha, sen bunu normalde nasıl yaparsın? Hadi bu sana ödev olsun. Ama yoruma yaptım hocam. Yapamadım hocam diye yaz. Neye bakacaksın? Önce şu kelebekteki orana bakacaksın. Yalnız bak bu kelebekte oranı yazarken 4'e x var. Yaz kardeşim. 4k'ya xk'yı yaz. Çekinme. 4 k iken 4k. Buraya da 4k-xk eksi ya yaz. Neyse yapmış bulunduk. Şunun, şunun oranı, bunun, bunun oranından yine aynı sonuca ulaşırsın dostum. Yani sen özelliği bilmeden de sonuca kesinlikle ama kesinlikle ulaşırsın. Şahsen ben bu formülü biliyor olmama rağmen her bir öğrenci getirdiğinde, soru getirdiğinde böyle bir soru getirirse ben e, formülden değil de o ispattan yapıyorum. Özellikle arkadaşlar haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. Aha hocam şundan üçü birbirine eşit. Yok bunu kural olarak ezberleme. Bak alan verilmiş paralel kenarın alanı isteniyor bizden. Hadi bakalım bulalım. Arkadaşlar bir köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de çizersek. Paralel kenarda bir köşegen varsa diğer köşegeni de çizmek önemli. Çünkü özel bir durum oluşturuyor. Köşegenler birbirini o ortalıyor. Bak boşu boşuna hiçbir zaman bir şey çizmeyiz. İşte eşitlik varsa orta taban çizim diyoruz. Mesela işte dik tabanı keş parçaya bölmüşse x kenar oluşturun. Ya çizdiğimiz bir hamlede bir şey çizdiysen özel bir durum oluşturması lazım. Burada da aslında özel bir durum oluşturduğu için köşegen çiziyoruz. Köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olacak değil mi arkadaşlar? Şu parçalarda şu parça eşit olacak değil mi? Aha Kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. E ağırlık merkezi bir de alan ilişkisi var. Ağırlık merkezi alan ilişkisi olduğundan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Alanı bütün ağırlık merkezi bütün kenar ortaylar çizildiği zaman daha rahat bir şekilde bulabiliyorum. Hemen şunlara a a a a a a yazdım. Hocam burada da aynı şekilde kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası. Hemen bir üçüncüyü çiziyorum. E bu da 6 ise diğer yarısı da 6 a. Bunlar da A A A A A A A, -A oldu. A dikkat et 4A eşittir 12 ise A'yı buradan 3 buluruz. Ama bizden paralel kenarını alan isteniyor. O da 12A değil mi arkadaşlar? 12A isteniyor. A yerine 3 yazınca cevabı kaç buluruz? 36 buluruz. Herhangi bir şekilde 2A yani 2S, 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 S, 4S, S diye bir kural ezberlettim mi size? Ezberletmedim. Bazı kitaplarda var. O kitapları aldırıp da ezberleyeyim demeyin. Bak buradan yapın. Bunlar çok işinize yarayacak unutmayın bunu. Evet geldik bir sonraki soruya. Hatta bu videodaki son soru mu? Evet bu videodaki son soru. Aa hocam karşılıklı köşelerden böyle dikmeler çizilmiş. Acaba şuradan çizilenle buradan çizilenin toplamı şununla şunun toplamına mı eşit? Hayır. Bizim kuralımız neydi arkadaşlar? Bak dışarıdan çizilenle ilgili kuralımız vardı değil mi? O zaman sen dışarıdan çizileni yorumlayacaksın arkadaşım. Dışarıdan çizilen bir paralel doğruyu yorumlayacaksın. İstersen o dışarıdaki çizgi tam B köşesindeki çizgi de olur. Hiç fark etmez. A biz kafanızı karıştırmayalım. Şu dışarıdan çizgiyi çizelim. O dışarıdakine göre yorum yapalım arkadaşlar. Dışarıdan çizgi olduğunda bizim o kurallarımız geçerliydi. Bir tanesini bilmeniz yeterli. Normalde tabii içeriden çizilen çivinde formül var ama bak sizi bu formüllerle şey yapmıyorum. Nereden nasıl ulaşmanız gerektiğini söylüyorum. Sana dedim ki bir özelliğe bil. Diğerini ona göre uyarlarsın. Böyle içeriden verildiği zaman da dışarıdan paralel çiz. E bunların uzunlukları önemli arkadaşlar. Şöyle. Çünkü karşılıklı köşelerden o kırmızı çizgiye çizilen paralellerin toplamı önemli arkadaşlar. Mesela gençler şuraya ben bir A dersem A artı 5 ise burası da A artı 5 burası da A artı 5 burası da A artı 5 oldu mu? Oldu. Şimdi A köşesinden ve C köşesinden çizilen uzunluklar hocam burası A artı 9 yaptı. A artı 9 artı burası da A artı 8 mi yaptı arkadaşlar? Evet. A artı 8 neye eşit olmalı arkadaşlar? Şu köşelerden çizilenlere eşit olmalı. Buradan çizilen hop x artı a artı 5 x artı a artı 5 artı bu köşeden çizilen de sadece ve sadece a. A'lar nanay. E 8 5 daha 13. 13'ten 5 çıkınca arkadaşlar kaç kaldı? Şuradan gerçi şey yapayım. Hop 9 8 daha. 9 8 daha 17. 17'den 5 çıkınca 12 eşittir. X mi yaptı? Evet. X'i böylelikle 12 bulduk arkadaşlar. İşte olay bu. Ezber yok bildiğin şeye göre uyarlama var bazen. İşte böyle içeride de böyle çizgi çizildiğinde vay efendim işte şöyle miydi formülü ben de hatırlamıyorum. İçeride çizildiği zaman da x eksi 5 galiba x eksi 5 eşittir 4 artı 3. Ama nereden bileceksin işte bununla bunun toplama şunun da şunun farkı mı diye kafalarda karışabilir. En sadesi dışarıdakini bildiğin zaman karşılıklı toplamları birbirine eşit bunu bil ondan sonra yorumlarsın. Hatta buradan da aynı sonuç geldi ama bunu kural olarak ezberleme. Dışarıdakine göre yorum yap. İşin daha güzel olsun, daha kolay olsun tamam mı? Evet, böylelikle yine özellikleri hallettik ve özellikleri yine üçgenle hallettik. Bilmemiz gereken iki temel özellik var sadece. Kitaplardaki özelliklere sakın aldanmayın. Bu şekilde benim öğrettiğim şekilde öğrenin. Çok faydasını göreceksiniz. Üçgenleriniz de şahane olacak. Bundan sonraki geometri hayatınız da şahane olacak. Merak etmeyin, faydasını çok görürsünüz. Bana inanın, bana güvenin. Çünkü ben kendimi böyle geliştirdim. Üçgenleri çok sağlamlaştırdım. dörtgenlerde ondan sonra hiçbir şey bakmadım. Ona bir tanıma baktım. Sıkıştığımda özellik bilmem gerekiyor mu diye bir baktım özelliğe. Sadece bilmem gerekenleri size söylüyorum. Sizin bilmeniz gerekenleri de size söylüyorum. Çünkü ben de fazlasını bilmiyorum. Yetiyor bana. Haberiniz olsun. Evet gençler. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda paraya kenarda alan konusuna başlıyoruz. Alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.